Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Beyond Köfteyistan'ın 25. bölümüne hoş geldiniz ve spamla doğru uçuyoruz. Evet, bu bölüm yanımda The Dark Pirate yani Zahir var. Merhabalar. Evet, şimdi Zahir. Efendim? Bu bölüm ne yapıyoruz? Ne yapıyorsun? Neye giriş çektim? Spawn'a gittiğime Workshop. Göre. Aynen öyle. Bölüm arası binayı inşa ettim, sayıları birkaç ufak dokunuşu söz konusu. Evet. Ama temel kısmını şimdi halledeceğiz. İlk olarak bu kapı normal Carpenter's Garage Door ve ona Mana Glass konmuş durumda. Mana Glass'ın yapımı ise normal Glass'ı alıyorsunuz, Mana Pool'a atıyorsunuz, Mana Glass oluyor. Bir güzelliği kendisi ışık saçıyor. Ve şuraya Elevator koyalım. Abi o değil de bu web bende dalga geçiyor. Mümkündür. Bu arada buraya neden Iron Tank koydum diye soracak olursanız Steel Tank'e malzeme yoktu. Saçma bir biçimde. Ve şuraya bunları koymak durumunda kaldım. Neyse, sağlık olsun. Ya gerçi zaten buraya bir maintenance alanı koymak lazım. Seni biraz fazla kazdık. Evet ve şimdi buraya benim eski basic makinelerim, bu arada evet evdeki bütün, neredeyse bütün makineleri high voltage versiyonlarına geçirdim. Ve beraberinde şuraya şunlar gelsin. Evet, ilk olarak buraya bir reaktörümüzü kuralım. Reaktörümüz gel bakalım. Şimdi sen lazımsın, sen lazımsın, siz lazımsınız. Evet, reaktörümüz bu kadar. Şunları önden bir kırmamız lazım. Bu arada senin de yerin burası olmamalıydı, şimdi hatırladım. Seni de kaldıracağız. Evet. Ardından gelin bakalım. Dörde dört bir reaktör koyacağım buraya. Hatta şunları da koyalım şimdiden. Ve yeter renç. Ardından şunlar da gelsin gayet güzelce. Ardından ve ışıklandırma kontrolörü. Oraya değil tabii ki de. Şuraya koyacağım. Computer portu buraya koyacağım. Access portlardan birini buraya, sen şuraya, sen de şuraya. Ve beraberinde şu ikisi de şöyle gelsin. Şuraya kontrol rodları koyacağım. Ve ikisini de %10 yükselteceğim. Ve evden almam gereken bir şeyi hatırladım. O esnada evden craft edeceğim birkaç bir şey daha var. Onları da beraber craft edelim hemen. Evet.
Ve evimize doğru uçalım şu şekilde. Bu arada bu workshop niçin lazım diye soracak olursanız, henüz gelişmemiş olanların ihtiyaç duyduğu makineleri kullanması için. Neticede serverda Reha ve ben fazlasıyla gelişmiş olsak da diğerleri çok fazla gelişmiş durumda değil. Mesela Zahir. Aynen. Elektrik çağına bugün geçti. Sen daha ne zaman geçtin sen tam? Oluyor. 10. bölümde miydi? Sanırım hatırlamıyorum. Üstünden zaman geçti biraz. Bu arada evet. Gördüğünüz gibi advanced versiyonları, medium voltaj versiyonları yani. Çok daha hızlı çalıştırıyorlar beni. Köfte. Efendim. 24. bölümdesin ama. 25. 25. Aynen. En son kaçı yayınlamışım? 13 mü? Olmuyor. 11 miydi? 12 miydi? Yok, 13'ü yayınlamış olmam lazım benim bugün. 13 olabilir. Ha, bugün bakmadım hiç. Hiç YouTube'a girmedim. Mümkündür. Şurada LTEMIZ'den bir stick çıkışı var. Tamamdır. Abi Evet. galiba bu treasure'lar değişiyor herhalde 2'de 1. Olabilir, bilemeyeceğim. 1.7 kilometre var diyordu. Şimdi kayboldu. İlginç. Hani factorization zaten tam olarak ne ekli? Ben neden merdiven slab yaptım? Neyse. Onu salla. Slab demişim, pardon. Anladınız siz benim demeye çalıştığımı. Glass. Güzel Köfte ne oldu. yapıyorum şimdi ben makine olarak? Oo, bilemiyorum. Neye ihtiyacın var? Onu belirle. Ona göre. Bilmiyorum ki. Evet, o da mantıklı bir şey. Bayırmi ile benlik bir şeyim var sadece. Tamam, 18 tane player sensör ve player sensör benim şurada kullandığım bir arkadaş. Bu arada 24. bölümde şunu tamamlamamıştım galiba. Endra yakandıkları da aktardım bu arada. Çok daha verimli oldular. Diğer türlü sorting işinde biraz problem çıkıyordu. Ve şuna Fortune ekledim ve bir adet de Living Wood Bow yaptım. Bunlar normal bir bow ancak bunlarla kendini tamir edebiliyor ve böyle bir enchant dizdim buna. Power, Withering ve Unbreaking kendiliğinden geldi. Infinity'yi ben şu arkadaş ile ekledim. Ha dur, buraya asıl gelme sebebimi unuttum şimdi de. Evet. Buraya asıl gelme sebebim kompresörden mi geçireceğiz seni de? Evet, seni de kompresörden geçireceğiz. O zaman geçirelim. Yani. Bizden istediği buysa. Evet, beraberinde başka neyi yapmamız lazım. Bu arada bu workshop yaptıktan sonraki bölüm çok güzel bir sürprizle karşılaşacaksınız. Çok ilginç bir şey planlıyorum. Onun hakkında en ufak bir ipucu vermeye bile niyetli değilim. Ama daha önce benim yaptığımı gördüğünüz bir şey değil. Ay yok, bir kere yaptığımı gördünüz. Evet, bir kere yaptığımı gördünüz ve dördüncüsü de olsun. Bu arada grafite bloklar soğutma olarak bayağı efektif. Yakıt tüketimi olarak Diamond'la aynı yakıt tüketimini sağlıyorlar. Fakat verimlilik olarak çok fazla değiller ancak biraz lagım var sanırım benim. Workshop'ta zaten kullanmayı planladığımız
Üretim için fazlası da yeterliler gene. Workshop'ta al, dur. 600 Steam üretiliyor. Tek başı, daha sonra 600 küsür ve kullanacağımız da o zaten. Ha bu arada onları %10'a düşürmeme gerek yoktu, şimdi hatırladım. Evet. 600 üzerinden hesaplıyordum da bana 640 lazım. Onları %10'a düşürmeyeceğim o zaman demektir. Tamamdır. Evet. Bu arada stick mi craft ettin? Ya da testereyle falan bir şey mi craft ettin? Aynen. Evet. Gördüğünüz gibi bunlar benim buradan geçtiğimi algılayıp açılıyorlar. Nasıl anladın Bir çeşit bug sağ olsun Steve's Factory Manager'daki. Admin olarak ben görebiliyorum. Saçma bir şeyi. Greytek bloklarıyla craft edilen bir şey. Özellikle Greytek makineleriyle craft edilen bir şeyi. değişikmiş. Aynen. Tam olarak ne gördün ki? SS atarım bir ara. Okay. Evet, ilk olarak siz grafite bloklar. Şöyle gelin, ardından siz gelin. Ve şuraya glassları koyacağım çünkü bunların bir gösterge olarak durmasını istiyorum. Ama öncesinde tamamdır. Şimdi bunları buraya yerleştirebiliriz. Ardından sen şöyle gel. Ve geri kalanı şöyle güzel, sevimli camlarımız olacak. Ve voilà! Burası hazır. Şimdi asıl eğlenceli kısım, daha sonra eğlencesiz kısım yine. Enerjinin üretileceği kısım. Bu arada MFE yapmadım daha, onu yapacağım. Şimdilik enerjiyi depolamadan kullanalım. Evet, turbinelerimizi oluşturduk. Bu arada ben şu diskleri incelemeyi unutmuştum geçen seferinde. Artık inceledim. Şunları da bir inceleyeyim. Sonrasında yapılması gereken tek şey şu aşağıdan kazmak ve buraya gelmek. Beraberinde iki arkadaşa daha ihtiyacımız olacak. Bunlar ve bunlar. Ve bunlar. Ve bolca bunlardan, bir tane de bundan. Çok saçma bir anlatım şekli oldu, değil mi? Aynen. Biraz da ondan, biraz da şundan diyerekten. Şimdi su burada. Bir kova daha lazım bize. Dışarıda nehir olduğuna göre suyu bulacağımız yeri bulmak biraz zor olacak gibi sanki. Evet, ve suyumuz buraya sağlanıyor. Sen şöyle çıkışa dönüş. Siz ikiniz de şöyle gelin. Tamamdır. Coverları ben daha sonra halledeceğim. Çünkü testereyi yanıma almayı unutmuşum. Ama şuraya Steam'imizi bağlayalım.
Evet, bu har bağlandı. Ve burayıları da kapayalım. Ve geriye kalan tek şey buradan yukarı enerji bağlamak. Enerjiyi bağlamak. Ancak onu şu an yapamayacağım çünkü kabloları da almayı unutmuşum. Tebrikler bana. O zaman şu player sensörler. Bir de unutmadan şunları koymayı unuttum. Şimdi bir tanesi yeterli. Ve bilgisayar kasasını da bir yerleştirelim. Programı değil. Bu arada bu halihazırda kurulmuş bir şey çünkü Reha'nın eski bilgisayarını kullanıyorum. Kendisi Open Computers'tan vazgeçti. Farklı bir arkadaşa geçti. Direkt Buildcraft kullanıyor. Evet. Bunu başlangıçları beslemek için başka bir yol bulacağım. Evet. Tier 1 computer. Tier 2 computer. 1 değil. Kablolar. Ekran. Klavye ve ben hemen geliyorum. Evet ve geri geldik. Evet. Zahir, senin orada nasıl gidiyor işler? İyidir. Şunu koyalım. Bunu koyalım. Şu ben parçaları... Ben rapçamı bulamadım. Efendim? Hala ne yapacağımı bulamadım ya. Öğrenirsin yakında. Muscle Eater yapsam mı? Mantıklı. Dur yapayım bari. Aslında Muscle Eater'a ihtiyacın olur evet. Yapmak mantıklı olabilir. Evet. Bakalım gelen nasıl bir şeyler istiyor. Diamond istiyor. Diamond var. Sorun değil. Evet. Burada başka neye ihtiyacımız var şimdilik? Kablolara. O zaman hemen geliyorum. Ya da dur. Sizinle beraber çıkalım hemen dışarı. Bu esnada ya da kablolardan önce biz şunu bir halledelim. Bir dakika. Latte işe yarar mı? Ne işe yarar mı? Latte diye bir şey var ya. Dokunuyorsa attık. Nasıl yazılıyor? Bir dakika. Kasma soyunu söyleyeceğim mi? Şu. Ha. Ha o işe yarar. Onu mu yapsam? Makuldür. Tam bir diamond istiyor galiba. Ne istiyor? Diamond isteyeceğini hiç düşünmemiştim. Pek çok şey diamond ister. Hayat ucuz değil. Evet. Transformerlar. Transformers. Transformer'larımızı da yerleştirelim ve kafalarını aşağıya çevirelim. Ve beraberinde kablolarımızı yerleştirelim. Sonrasında da doğal olarak makineleri. İlk olarak tabii ki de herkesin en çok kullanacağı makine Bending Machine. Ve... Ondan sonra Wire Mill. Evet, Wire Mill. Bunu da hemen üstüne koyuyorum. Polarizer.
ve Fortuner. Aslında Polarizer yapmam lazım Evet, Polarizer da lazım sana. ben. İlk onu yapayım. Adına Alloy Smelter. Yoksa ki bir hayvan gibi restoran gidecek benim. Gibi gibi. Ha, kolaymış yapımı sanki. Bakayım. En kolay yapımı bu galiba. Polarizer'ın yapımı bayağı kolay. Bayağı kolaymış. Ne kasması? Evet, buraya evimdeki gibi bir düzeni koyacağım gene. Ve dolayısıyla da bakalım burada başka kullanacağımız bir şey var mı? Yok. Ama ben bunları neden buraya attım? Evet, burası da gayet tam. Yerler değişecek. Onun için wand'ıma ihtiyacım var. O zaman hızlıca bir eve uçalım. Ve eksik yediğimiz neyse onları tamamlayalım. Ve tam fonksiyonel bir workshop'ı bu sayede kurmuş olalım. Tabii bir de extruder koymam gerekecek oraya. Onun için yeni bir extruder yapmam gerekecek. Çünkü extruder'ın her halükarda medium voltajı lazım. Doğrusu tavsiye ederim her daha halükarda. Ama bizde medium voltajı. Bende de medium voltajı olduğu için onun yenisini craft etmem gerekecek. Neyse ki extruder ucuz. Sadece copper nickel istiyor. Dur bakayım ekstrada. Onu da mı yapsın? Efendim? Ekstrada iyi mi bayağı? Extruder bayağı lazım ancak onun low voltajını yapma. Niye ki? Çok mu uzun sürüyor? Hayır, low voltajı çoğu şey çalıştırmaz. Aa, ondan hiç yapmayayım diyorsun. Böyle onun yapacaksan direkt high voltajını yapman lazım. High voltajmış, pardon, medium voltaj. High voltajı nereden çıktı la? Advanced diyorsun değil mi? Evet, advanced versiyonu. Şu anda yapalım. Kalsın. Zaten workshop'a koyacağım bir tane. İyi kullanım o tabii. Ne için lazım oluyor ki en çok o? Bayağı bir şeyin işlemesinde işe yarıyor. Ayrıca zaten her şeyin en başında orada sen de gel ya. Sen de çok fantastik fikirlerim var. Ben bir şeyi kapatıp açmam lazım. Oyunu mu? Aynen. Remi hayvan gibi yedi. Ha, senin öyle bir problemin var. 5 FPS ile oynamak nedir ya? Hoş değil gibi. Kapat kapat. 5 FPS pek hoş bir his olmasa gerek. Bir yürüyorum kasıyorum. İyiymiş. Ama eskiden hep öyle oynardım ben ya. Ya da 10 FPS miydi? Aynen. 10 FPS de oynardım ben. Tek İyiymiş. katta. O Eski zaman tek hitte. 10 FPS de oynadım. O zaman Optifine falan yoktu. Optifine gerçi her daim vardı ama Uzan yoktu diye biliyorum ya ben. Ya da sen Optifine'lı hali keşfetmemiş miydi o? olabilirsin. Optifine'lı hali de olabilir o. Demiyorum. Ama Facecraft yoktu yani. Ondan eminim. Yok, Facecraft zaten 1.7 de çıktı. Aynen. Facecraft olsaydı o zaman çok rahattım. 30 FPS'ler mi? Işlemciye düşen yükü kaldırıyor baya baya. Sonu kullanıyor musun? Yoksa? Sunucuda kullanıyoruz.
Çünkü sunucuya neticede hayvan gibi yük biniyor ya. Paket ağır. Server geniş. Sunucuda kullanıyoruz. Sende var mı? Client'ımda yok. Tamam, rahat ya. Ha. Hayvansı tek çekirdek performansına sahip bir bilgisayar olunca elde. İnsan azıcık rahat oluyor. Ne kadar güzel. Bunda acı çekiyorum. Daha Minecraft'ı yeni kapadım. Öyle düşünüyorum. Nasıl bilgisayar kozu ya? Bu arada senden bir tane daha yapmam gerekiyormuş benim. Evet, bu şekilde bunlar bağlansın. Şuraya da bir tane gelecek. Ve beraberinde cable'lar. Tabi burası cover kaplanacak komple. Ardından şuraya da aslında sen input, diğeri output olsun. Yeter lazımdı. Şimdi bir başlangıç çalıştırması yaptıralım şuna. Bu arada gör, Yelori. Evet, Steam'imizin hepsini aktarıyor. Gayet güzel bir biçimde ve buraya Steam doluyor. Bunlar da tam gaz çalışıyor. Evet. İlk olarak yukarıdaki makinelerin enerjisini doldurdular ve şimdi Steam tüketmeyi bırakacaklar. İşler acı çekiyor şu an ya. Yazık. Evet, gördüğünüz gibi anında yavaşladılar. Hatta birazdan %0'a inebilirler. Şu an %1'diler, %0'a indiler. Evet, kapandılar tamamen çünkü tüketim bitti. Evet, bu biraz dolsun. Reaktörümüz bize 700 milliwatt steam üretiyor. Yani ihtiyacımız olandan biraz fazla, yani şey bunların tükettiğinden biraz fazla kaldı ki bu iyi bir şey. Fazla steam göz çıkartmaz. Evet, seni kapatabiliriz artık. Steam burada sabit kalsın. Bu arada burası workshop olduğu için buraya özel bir şey yapacağım. Kendimi cheat moda getireceğim ve admin anchor. Burasının her daim yüklü kalmasını istiyorum. O yüzden buraya admin anchor koydum. Evet, burası spawn'ımız ve buranın 7/24 yüklü olmasını istiyorum. Basitçe. Evet ve ben bir kalan süreye bakıp geliyorum. Evet ve geri geldik ve şu arkadaşları ben hala oyuna giremedim tabii. bir saniye. Aa yok. Böyle bir olay yapmıyormuş. Evet, bu kapı dizaynı güzel oldu sanki. Evet. Ve
Ayrındor gibi hareket etsin. Abi açılmamakta ısrar ediyor bu oyun. Aa, iyiymiş. Ve burayı da coverlarla kapladım. Her şeyini. Geriye sadece şunu programlamak kaldı ve şuraya da bir iki eksiğini koymak kaldı ve unutmadan şunu koyma amacım. Sen şöyle gel. Şöyle de gel. Şöyle de gel. Hatta şöyle de gel. Burası kapalı bir kutu olsun. Oh nice. Evet. Burası bunu beslesin. Burası da çıkış olacak zaten. Evet. Benim bilgisayar hurda olmuş ya. Geçmiş olsun. Evet. Ve bitti burası. Ve şu arkadaş ilginç bir şeye daha kendisini göster. İlginç bir şey de daha kendisini gösterecek. Bunun ne olduğuna sonraki bölümün başında değineceğim. Ondan sonra sonraki bölüm o meşhur demin bahsettiğim ilginç projeye girişeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz Köften'in günler. İyi eğlenceler.